Türkiye İstatistik Kurumu bir yılda kırmızı ete enflasyonun çok üzerinde zam yapıldığını söylüyor. Ortalama bir ailenin ayda şu an bir kere et alırsa öpsün başına koysun. Artık biz vejetaryen olmaya karar verdik. Et o kadar pahalı ki yaşam tarzını, beslenme alışkanlığını bile değiştirmek isteyen var. Eskiden böyle televizyon, çamaşır makinen lükstü. Şimdi et çok ultra lüks oldu. Bu eti almak hayal. Et kimine göre hayal, kimine göre de lüks. Sofralarda da artık zar zor görülüyor. Et almak bu devirde çok zor. Alamıyoruz. Kurbandan kurbana bile göremiyoruz. TÜİK'in verilerine göre kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş bir yılda %30'u buldu. Dana eti 2019 Aralık ayında 46 liradan satılırken 2020'de 51 liraya yükseldi. 2021'in ilk ayı yine zam geldi. Fiyat artışı oldu tabii. Bir ayda 5 lira kadar bir fark oldu. Tezgahta etin fiyatı uçuk. Kasaba gelip 1 kilo kırmızı et almak isteyen bir kişi en az 62 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. 4 kişilik bir aile eğer ayda 4 kere et tüketirse bu fiyat 248 lira ediyor. Tüketim de düştü. Kırmızı et sanayicileri ve üreticileri birliğinin tahmini verilerine göre 4 kişilik bir aile 2016'da yıllık toplam 37.2 kilo kırmızı et tüketirken 2020'de 28 kilo tüketebildi. Maaş aldığım zaman alıyorum 1 kilo. Ben eskiden 1 kiloyla Adana kebap yapardım. Yoğurtlu çok güzel böyle ailece yerdik. Şimdi ben 1 kilo aldığım zaman 6-7 yemeğin içine katıyorum. Ayda 1 kilo yağ alırız ya almayız. İşte o da kıyma falan yemeğe katıyorlar ya ondan. Izgara yapayım bilmem ne yapayım pişireyim yiyeyim yok öyle bir şey ya nerede? Kasaba giden de gramajı düşürüyor. Mesela yarım kilo alan 250 gram alıyor yani 300 gram alıyor. Şu anda 60 lira olmuş ya 50 liralık alıyor yine. Az yarım kilo bile almıyor 250 gram yemeklerimize koymak için artık onlar geçti o kilolarla et almaklar. Kırmızı et artık sofralara bir ya da iki kez geliyor. Sofralarınıza ne kadar kırmızı et giriyor? Ben çocuğumun tüketebileceği kadar alıyorum. Misafir geldikçe alabildiğimiz kadar alıyoruz. Vallahi alıyorum desem de yalan söylerim ayda bir kere. Restoranlarda da durum aynı. Et dönere talep az. Et döner zaten hemen hiç satmıyoruz. Hemen hiç satmıyoruz. Çok az bir et döner satılıyor. Yani %'ye vurduğumuzda %20 et, %80 tavuk satılıyor.